Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden İpek Dinç. Haftalık borçlanma araçları ihraçlarını değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere geride bıraktığımız haftanın borçlanma aracı ihraçlarındaki önemli gelişmelerden bahsedeceğim. 28 Mart haftası borçlanma araçları birinci piyasada geçtiğimiz haftalara kıyasla sakin bir haftaydı. Gerçekleşmiş ihraçlara baktığımızda bankaların ve banka dışı finans sektörü kurumlarının 3 aydan kısa ve 3-4 aylık vadelerde yoğunlaştığını gördük. Bankalar tarafından gerçekleştirilen ihraçların detaylarına baktığımızda bir önceki hafta %18,25 yıllık basit faiz oranıyla 84 gün vadeli ihracını yaklaşık 506 milyon lira olarak sonuçlandıran QNB Finansbank, geçtiğimiz hafta %18 yıllık basit faiz oranıyla 77 gün vadeli ihracını yaklaşık 465 milyon lira, Türk Ekonomi Bankası %18,15 yıllık basit faiz oranıyla 63 gün vadeli ihracını yaklaşık 871 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda QNB Finansbank'ın yurt içinde tedavülde yaklaşık 5 milyar 700 milyon, Türk Ekonomi Bankası'nın yaklaşık 2 milyar 300 milyon lira tutarında Türk lirası bazında kıymeti bulunuyor. Banka harici finans sektörü kurumlarından bazıları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda, bir önceki hafta %20 yıllık basit faiz oranıyla 63 gün vadeli ihracını yaklaşık 58 milyon lira olarak sonuçlandıran Philip Capital, geçtiğimiz hafta %22 yıllık basit faiz oranıyla 89 gün vadeli ihracını yaklaşık 45 milyon lira, bir önceki hafta %18,10 yıllık basit faiz oranıyla 58 gün vadeli ihracını yaklaşık 372 milyon lira olarak sonuçlandıran İş Yatırım, geçtiğimiz hafta %18,10 yıllık basit faiz oranıyla 56 gün vadeli ihracını 448 milyon lira, %18,10 yıllık basit faiz oranıyla 59 gün vadeli ihracını 351 milyon lira, Doğan Yatırım Bankası %18,75 yıllık basit faiz oranıyla 96 gün vadeli ihracını 100 milyon lira, bir önceki hafta %25 yıllık basit faiz oranıyla 351 gün vadeli ihracını 52 milyon lira olarak sonuçlandıran QAB Finans Finansal Kiralama, geçtiğimiz hafta %18,60 yıllık basit faiz oranıyla 118 gün vadeli ihracını 56 milyon lira, bir önceki hafta %18,75 yıllık basit faiz oranıyla 92 gün vadeli ihracını 100 milyon lira olarak sonuçlandıran Rol Yatırım Bankası, geçtiğimiz hafta %18,75 yıllık basit faiz oranıyla 112 gün vadeli ihracını 100 milyon lira, Deniz Finansal Kiralama %18,50 yıllık basit faiz oranıyla 91 gün vadeli ihracını 250 milyon lira, Zorlu Factoring %30,50 yıllık basit faiz oranıyla 7 adet kupon ödemeli 182 gün vadeli ihracını 25 milyon lira, bir önceki hafta %23 yıllık basit faiz oranıyla 70 gün vadeli ihracını yaklaşık 19 milyon lira olarak sonuçlandıran Akfaktöring, geçtiğimiz hafta %24 yıllık basit faiz oranıyla 99 gün vadeli ihracını 16 milyon lira, bir önceki hafta %18,75 yıllık basit faiz oranıyla 104 gün vadeli ihracını yaklaşık 115 milyon lira, %18,50 yıllık basit faiz oranıyla 105 gün vadeli ihracını yaklaşık 77 milyon lira olarak sonuçlandıran QNB Finans Factoring, geçtiğimiz hafta %18,75 yıllık basit faiz oranıyla 112 gün vadeli ihracını yaklaşık 53 milyon lira, İş Finansal Kiralama %18,50 yıllık basit faiz oranıyla 106 gün vadeli ihracını 200 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde Philip Capital'in yaklaşık 330 milyon, İş Yatırım'ın yaklaşık 3 milyar, Doğan Yatırım Bankası'nın yaklaşık 370 milyon, QNB Finans Finansal Kiralama'nın yaklaşık 1 milyar, Nurol Yatırım Bankası'nın yaklaşık 1 milyar 600 milyon, Deniz Finansal Kiralama'nın yaklaşık 1 milyar 400 milyon, Zorlu Factoring'in yaklaşık 150 milyon, Ak Factoring'in yaklaşık 90 milyon, QNB Finans Factoring'in yaklaşık 450 milyon, İş Finansal Kiralama'nın yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Reel sektör ihraçlarına gelince Otokoç Otomotiv %21,50 yıllık basit faiz oranıyla 171 gün vadeli ihracını 500 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde Otokoç Otomotiv'in 500 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Geride bıraktığımız haftalarda 3-4 aya yoğunlaşmış vadelerin devam ettiğini görmekle birlikte 3 aydan kısa vadelerin arttığını görüyoruz. Bir önceki haftaya kıyasla ihraçların getiri oranlarında önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Geçtiğimiz haftalara kıyasla belirsizliğin göstergelerinden olan iksellerin ve revizelerin azaldığını gördük. Piyasanın öngörülebilirliğinin yeniden oluşmasına dair olumlu hava devam ediyor diyebiliriz. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.